Merhaba RC severler. Uzun zamandır drone videosu yapmıyorduk. Elime yeni bir drone geçti sonunda. Şimdi bu drone'u yeni aldım. Drone'un fiyatı benim aldığımda 59.99, yani 60 dolardı arkadaşlar. Şimdi 63 dolar olmuş. 2.4 GHz bandında çalışıyor. 5.8'lik bir 10 dolar daha fazla. Vermeyeyim dedim. Keşke verseymişim, çünkü 10 dolar yüzünden FPV mesafesi 75 metre kaldı. Yani bu başlangıç drone'u, tabii ki başlamak isteyenler için çok iyi. Niye? Bu 1S pille, yani en düşük lipo pille çalışıyor. Denedim, 15 dakika uçuyor. Ve GPS'li. Yani 60 dolar GPS'li drone yoktu. Yeni çıktı. Tabii bunu nasıl satıyorlar? İşte efendim, şu kamerayı kumandadan kontrol edebiliyorsunuz aşağı yukarı diyorlar. Öyle satılıyor değil arkadaşlar. Çalışmıyor, onu söyleyeyim baştan. Öyle bir özelliği yok. İşte takip modu var. Efendim dediğim, takla atıyor, etrafınızı dönüyor. Ben denedim. Gidişi, eve dönüş, otomatik eve dönüyor. Bağlantınız koptu, kontrol edemediniz. Basıyorsunuz, geliyor ve 1 metre ilerisine iniyor. Göstereceğim şimdi zaten. Takip modu çok iyi çalışıyor. Çünkü GPS'i, yani kumandayı takip ediyor. İsterseniz siz de takip edebiliyor. O modları da koymuşlar. Ama onun dışında bir sürü özellik var. Ya çalışmıyor, ya ben beceremedim, ama beceremediğimi düşünmüyorum yani. Belki bir tanesini kaçırmışımdır uzun zamandır drone kullanan birisi olarak. Ama başlangıç için, yeni başlayacaklar için, GPS zaten yeni başlayacak insan GPS'siz drone kullanmasın. Rüzgar alıp götürüyor, hiç beceremezsiniz. Ben ilk seferlerinde öyle başlamıştım hep. O da GPS'siz aldım, drone'lar dağılmıştı yani, çarpmıştı. Şimdi bu GPS'li takip modu çalışıyor. Rahat rahat uçuyor, GPS'li olduğu için rüzgar alıp götürmüyor. Diyelim ki uzakta görmüyorsunuz, önleriye bakıyor. Alıyorsunuz, basıyorsunuz eve dönüş düğmesine, geri geliyor. FPV mesafesi 75'te 100 metre arasında, kullandığınız yere göre değişir. Kumanda mesafesi de yaklaşık 200 metre. O da kullandığınız yere göre değişiyor, ama FPV mesafesi 100 metreyi geçmiyor. Dediğim gibi başlangıç drone'u. Kamerası 4K diyorlar, tabii ki değil. Üst sayfasında 2K 60 FPS diyor, tabii ki değil. Ben bile bilmiyorum şu anda aslında ne olduğunu. Bugün çekiyoruz. Bilgisayara atınca göreceğim, çünkü direkt telefona kaydediyor. Kalitesini o zaman göreceğiz. FPV'den pek fena görünmedi, ama yani 60 dolarlık drone'a göre pek fena görünmedi. Nasıl olur ben de bilmiyorum. Üstüne yazacağım zaten tam çözünürlüğünü, ne olduğunu. Onun dışında ya, kumandası bu şekilde. Çantasıyla beraber geliyor. Çantası, efendime diyeyim, pervane koruyucuları, şarj aleti, bir tane pil de geliyor. Kullanım kılavuzu, kullanma kılavuzunun içinde indireceğiniz app'in kodu, direkt indiriyorsunuz. Yani bunlar çok basit. Ben şimdi size bu drone'u nasıl başlatacağımızı, yani takacağım pilini, şimdi şarj oluyor. Nasıl başlatacağımızı, uçuşa nasıl hazır hale getirip nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. O anda da kayıt düğmesine basacağım. Yollayacağım drone'u. Drone'u yolladıktan sonra geri eve dönüş butonuna basacağım, düğmesine. Eve dönüşü test ettikten sonra da takip modunu deneyeceğiz ve videoyu bitireceğim. Çünkü çalışan özellikler bunlar ve 60 dolarlık drone için bunlar iyi çalıştığı zaman fiyat çok iyi demektir. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, pilim tam şarj olmadı ama biraz uçurunca taktım şimdi powerbank'ten. Takacağım, zaten çok uzun uçurmayacağız. Pilimizi takıyoruz. 1200 mAh'lik 1S'lik bir pil. Taktık. Taktıktan sonra önce drone'u açıyoruz. Şöyle düz bir yer bulayım. Bugün de her şey ters gitti zaten. Evde de helikopter pistim vardı. Onu da evde unuttum. O yüzden düz bir yer arıyorum. Şimdi şunu açayım önce. Drone'u açtım. Kalkarken şuraya değmesin. Drone'u açtıktan sonra şimdi ben telefonun kaydını açayım. Kan çekmek yok. Telefon kaydını açacağım. Tamam. Şimdi Wi-Fi'dan drone'a bağlamamız gerekiyor. Drone'un ismi HFGPS diye geçiyor zaten, burada bağlı. Ondan sonra ekran kaydını açmayı unuttum. Ekran kaydını açayım. Onu da videoya eklerim. Drone'un programın ismi RX Drone. Connected dedi. Play diyoruz. Play dedikten sonra bize şu anda kamera görüntüsü gelmesi lazım. Geldi. Bu arada ben kamerayı da aşağı indireyim şöyle. Daha sonra kumandayı açıyoruz. Kumandada 3 tane AAP ile çalışıyor zaten. Şimdi şu ışık yanıp sönüyor, GPS moduna girmek istiyor. Öncelikle jiroskop kalibrasyonu yapıyoruz. Şuna bastıktan sonra bir dıt sesi duyacağız. Basalım. Evet. Daha sonra da
kompas. Türkçesi aklıma gelmedi ya. Kompas calibration. Pusula. Basıyoruz. Buna bastıktan sonra drone'u şu şekilde çeviriyoruz. Dıt sesi duyana kadar. Dıtı duyduk. Bir de dik tutarak çeviriyoruz. Evet, dıt dedi. Kalibrasyonlarımız tamam. Şimdi yapmamız gereken, Kaan gel böyle yanıma, şuradan drone'u göster. Kaldırmak için iki çubuğu aşağı çekip yana doğru çekeceğiz kolları ve pervaneler dönmeye başlayacak. Başladı. Kalkalım. Evet, şu anda GPS modunda. Play'e basarak kaydı başlatıyorum. Başlattım. Şu anda drone'un görüntü kalitesini görüyorsunuz. Hemen ileri gönderelim çünkü %69 şarjımız var. Hatta hızlı moda alayım ben bunu. En hızlı moda aldım. Ve gönderiyorum ileri. Bakalım ne kadar mesafe verecek bize. Rüzgardan dolayı bayağı zorlanıyor. Bakın 50 metre bile olmadan gitti. Burada çünkü yüksek gerilim hatları var. Yüksek gerilim hatları bile maalesef etkiliyor bu dronları. Bakın yani çok zorlanıyor drone şu anda. Rüzgar bayağı sertleşti şu anda. Gitmeye çalışıyorum. Tamam, daha fazla zorlamayalım rüzgarda. Şimdi rüzgar çok sert, drone'u kaybetmek istemiyorum. Geri dönüş tuşuna basıyorum şimdi. Evet, geri dönüş tuşuna bastım. Bakalım eve geri dönecek mi drone? Ben de merak ediyorum açıkçası. Yükseliyor şu anda. Evet arkadaşlar, drone geri geldi. Bakalım kaldırdığımız yere ne kadar mesafede inecek. İnerken biraz bekliyor. Bu sefer çabuk inmeye başladı. Yok, durdu. Bakalım inecek mi? Ve FPV görüntüm donmuştu. Hala da geri gelmedi FPV görüntüsü. Çok enteresan. İniyor. Hala iniyor. Ben şu anda müdahale ettim dursun diye. Çünkü yere inmesini istemiyorum. Şimdi takip modunu deneyeceğiz arkadaşlar. Önce hızına bakayım ben. Evet, şimdi takip modunu deneyelim. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Evet, bana doğru dönsün drone. Döndü. Takip modu nerede? Follow diyoruz. Tıkladım. GPS follow diyorum. Bakın. Şimdi beni takibe geçti. Bakalım. Bakın hiç düğmeye basmıyorum. Kaan göster. Bakın hiç basmıyorum. Rüzgar doğruyorum. Beni takip etmeye çalışıyor. Yalnız rüzgar gerçekten kuvvetli. Bir SP ile çalışan bir drone'un bu kadar iyi rüzgara karşı mukavemet göstermesi de enteresan bir durum açıkçası. Uçuyor yani drone. Baya güçlü. Beni çekiyor mu? Çekiyor gibi. Çünkü ben iyi ayarlayamadım galiba şeyi. İşte kamera görüntüsü de böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz beni. Şimdi ona doğru gideyim. Bakın ona doğru gittiğimde de geri gidecek mi? Evet, geri gidiyor bakın. Yani beni takip ediyor. Şöyle koşayım. Bakalım koşunca ne yapacak? Çok merak ediyorum. Geliyor. Hızlı gideyim. Hakikaten geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, GPS modu iyi çalışıyor. Takip modu çok iyi çalışıyor. Eve dönüş modu çok iyi çalışıyor. Yani bu drone'dan daha fazla bir şey bekleyemeyiz herhalde. Şimdi ben bunu çıkmak için galiba tekrardan basmam gerekiyor. Evet, GPS moda döndük. Şimdi çağırayım drone'u buraya. Bir de size en son hızını göstereyim. Şu anda en son hızda, bakalım en son hızda nasıl uçuyor. Tamam. Evet arkadaşlar, bu son uçuş hızı. Yani yaklaşık 11-12 km en fazla. Geri geliyorum. Şu anda rüzgara karşı geri geliyor. Yine de gayet iyi açıkçası. Şöyle indirelim bakalım aşağı doğru. Evet arkadaşlar, görüyorsanız şu anda önümde de Insta 360 One RT Edition kamera var. Geçen gün Instagram'da paylaşmıştım, gördüyseniz. 360 derece kameramız. Buna da çekimler yapmaya başladık. Deniyoruz. Çok güzel programlı şeyler var. Böyle sizi flaşa falan çeviriyor. Hakikaten iyi. Onları da ileri zamanda paylaşırım teker teker.
Dediğim gibi bakın 69'a katmıştık. Şu anda drone'un gücü hala %53 civarında. Şöyle söyleyeyim, yeni başlayanlar için harika bir drone. Ama ne var? Onu da söyleyeyim. Bu DHL ile geliyor. Banggood'dan aldığınızda. Ve kendi 60 dolar fiyatı hariç 20 dolarda bir kargo ücreti var. Artı geldiğinde de tabii ki %38 vergi veriyorsunuz devlete. Dronlarda böyle maalesef. Ve Banggood'dan şöyle diyeyim. Kaan bana çevir onu. Banggood'dan drone aldığınızda kesinlikle ve kesinlikle şuna dikkat edin. Açıklamada flying weight, yani kalkış ağırlığı veya take off weight, kalkış ağırlığını yazması, bu şekilde yazması gerekiyor. Sadece DHL'de gönderiyor. Banggood ve DHL'deki devletin gümrük memurları kesinlikle o drone 10 gram da olsa size o drone'u vermiyor. Orada o yazacak diyor. Önlerinde tartı varken bunu tartmıyorlar. PTT ile geldiği zaman öyle bir şey yok. Oradaki memurlar gerçekten prosedürü iyi biliyor ve tartıyorlar. Benim bir drone'um geldi. O drone'u ellerine aldılar. Tarttılar. 500 gram altında da olduğunu bildikleri halde drone'u bana vermediler. Sağ olsun Banggood parayı iade etti. Yoksa boşa gidiyordu. Yani bunu yapıyorlar. DHL'de geldiği zaman dikkat edin. Açıklamada kesinlikle ve kesinlikle flying weight veya take off weight yazacak. Yoksa alamazsınız drone'u. %50'nin altına düşünce de böyle bir uyarı veriyor. Hani %50'nin altında kaldı diye bataryan. Onun için böyle dıt dıt ses veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdilik kaydıran esi indirince durdururum. Eğer yeni başlayacaksanız GPS drone'la başlayın ve alabileceğiniz en iyi drone şu anda. Bu linki aşağı koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Bugünlük de videomuz bu kadar. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Şöyle drone'la bir daha bir gidelim bakalım. Bakalım ne kadar çıkıyor yükseğe. Bir de ona bakayım, ben merak ettim. Bunu da yeni fark ettim. Ayarlarda sanırım yüksekliği ayarlama modu var arkadaşlar. Çünkü 10 metrenin üstüne çıkmadı. Ayarlardan bunu da çözmem lazım. Gerçekten çok fazla ayar olan bir drone. Hangisinin ne zaman çalışacağını bilemiyorsunuz. Ama gayet güzel uçuyor. Ben hiç kesinlikle bu performansı beklemiyordum bu drone'u. Açık söyleyeyim. Yani almak istiyorsanız alabilirsiniz. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.